Harikalar Diyan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün amokoaçimizi ve bıdığımızı evlendiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, amokoaçimizin hanımefendisi yani eşi olan bıdık bugün çok mutluymuş. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Hareketler, tavırlar 10 numara. Bugün inşallah güzel bir törenle bıdık ile amokoaçiyi evlendiriyoruz. Artık yaşları geldi. Yine bir ilk yapacağız ve bıdıkla amokoaçiyi Harikalar Diyarı'nda sizlerin huzurunda inşallah evlendiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir törenle. İsterseniz artık yavaş yavaş törenimize geçelim. Öncelikle Bıdık ile Amokachi'nin geçmişinden biraz bahsedelim sizlerle. Amokachi ve Bıdık kümesimize birer yumurta halinde geldiler. Amokachi ve Bıdık tam 21 gün boyunca bir makinenin içerisinde durdular arkadaşlar. Amokachi ve Bıdık bir gün yumurtadan çıkmaya karar aldılar. Yumurtadan çıktıkları gün çok küçüktüler ve çok tatlılıydılar. İkisi de birbirinden habersiz bir şekilde büyümeye devam ediyordular. Amokachi ve Bıdık çocuklukları boyunca birbirleriyle oyunlar oynadılar ve aynı ortamda büyümeye devam ettiler. Gelişimleri boyunca birbirlerinden ayrılmadılar. Beraber yediler, beraber içtiler, beraber güldüler, beraber eğlendiler. Ta ki ikisi de birer yetişkin fert olana dek. Yetişkin fert oldukları gün Amokachi Bıdık'ın yanına giderek onu sevdiğini söyledi. Ve Bıdık aynı şekilde Amokachi'ye geri dönüş yaparak Bıdık da Amokachi'den hoşlandığını ve onu sevdiğini belirtti arkadaşlar. Ve ondan sonra Amokachi Bıdık ile sevgili oldu. Amokachi'nin sevgililiği Bıdık'ın çok hoşuna gidiyordu. Bıdık'la bir birlikte dolaşıp Bıdık'a herhangi bir horozu yaklaştırmayan Amokachi işte bugüne dek evlenme kararı almamıştı. Ta ki bugün olana dek evlenmeyi düşünmeyen Amokachi artık Bıdık'la evlenmek için adım atma kararına vardı. Ve bugün Bıdık Amokachi ile evlilik kararında, evlilik yolunda ilk adımı atmış bulunmaktadır. Güzel bir törenle Amokachi ile Bıdık'ı bugün inşallah sizlerin huzurunda evlendireceğiz arkadaşlar. Amokachi artık diğer horozlar gibi ötmeye çıkmış ve gördüğünüz gibi ötmeye çalıştı. Ötmeye çıkmış, artık ergenliğini tam anlamıyla tamamlamış yetişkin bir horoz olarak bu işin altında kalkabileceğini düşünüyor. Yani evliliği tam anlamıyla kaldırabileceğini düşünen Amokachi bize müracaat etti. Harikalar Diyarı müdürü olarak Turgut Bey'e müracaat ederek evlenmek istediklerini bizlere beyan ettiler arkadaşlar. Bana da düşen bu görev onları evlendirmek ve Harikalar Diyarı olarak Amokachi ile Bıdık'ımızı artık evlendiriyoruz inşallah. İsterseniz yavaş yavaş artık törene doğru geçelim. Bıdık'la evlenmek istediğini bizlere beyan ederek bildirdin. Ve bizlere düşen görev ise Bıdık'la seni evlendirmek olacak. Nikah şahitleri ne yazık ki yok. Nikah şahidi de ben olayım arkadaşlar. Bıdık ve Amokachi çok tatlı. Evet, Amokachi Bey. Değerli konuklar, bu mutlu güne iki aile adına hoş geldiniz diyor. İyi eğlenceler diliyorum. Nikah akdine başlıyorum. Adınız, soyadınız? Amokachi. Evet hanımefendi. Adınız, soyadınız? Bıdık. Bıdık hanımefendi, bugün rujunuz da çok tatlı olmuş ve gelinliğiniz de bir o kadar güzel görünüyor. Tabi Amokachi Bey, sizi de unutmayalım, papyon da çok yakışmış. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığım araştırma sonunda evlenmenize engel bir durumun bulunmadığını tarafımdan tespit edilmiş olup şimdi bir kez daha misafirler ve şahitler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Evet, evet. Tabi hemen başlıyorum. Siz sayın Bıdık hanımefendiler, yanınızda oturan nişanlınız sayın Amokachi Bey'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Siz sayın Amokachi Bey, yanınızda oturan nişanlınız Bıdık hanımefendiyi hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Ben de medeni yasanın ve bana Harikalar Diyarı yetkisi altında verilen yetki kapsamında sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Vursun davullar, çalsın zurnalar, oynasın herkes.